Günaydın, benim adım Volkan Çallar. Volton Türkiye'nin satış ve pazarlama müdürüyüm. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Bugün kurumumuz aydınlatma, Esra Hanım geldi Vesterlek'ten. Aydınlatma konusunda yol aydınlatması ve yol aydınlatmasında tasarım üzerine konuşacağız. Seminer verecek Esra Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence çok güzel, ilginç bir konu çünkü biliyorsunuz bu medyada sık sık çıkıyor. Birçok şehirlerde belediyeler yol aydınlatmasını LED'e dönüştürüyor. Yani burada proje hazırlanırken çok dikkat edecek unsurlar vardır. Umarım burada bugünkü seminerimizde de sizlere çok sayıda bilgi alacaksınız. Esra Hanım'a güzel sorular sorabileceksiniz. Seminerimiz ortalama 45 dakika sürecektir. Sorularınız olursa lütfen chat alanına yazın sorularınızı. Esra Hanım mümkün oldukça sorularınızı seminer sonunda cevaplayacaktır. Bunun dışında yorumlarınızı olursa chat'e lütfen yazınız. Seminerimize tam geçmeden önce sizinle küçük bir anket yapmak istiyoruz her zamanki gibi. Sizin beklentinizi anlamak için. Buraya şimdi ilk soruyu çektim. Burada soruyoruz, seminerde ne bekliyorsunuz? Burada kısa bir tıklarsan çok seviniriz. Bu anketler aynı zamanda anonimdir. Yani istediğiniz gibi tıklayabilirsiniz. Evet, Esra, herkes yenilikler bekliyor. Teknik bilgiler de yani ilgi çeken bir konu. Teşekkürler. Daha tıklayan arkadaşlar var. Yani ağırlık yenilikler hakkında bilgi edinmektir. Teşekkür ederiz yanıtlarınız için. İkinci sorumuz. Aydınlatma tasarımı konusunda ne kadar bilginiz var? Gelen misafirleriniz aydınlatma hakkında bayağı bilgili gibi geliyor bana Esra Hanım. Evet, teşekkürler geri dönüşleriniz için. Ve biraz spesifik bir soru, bunu da bir merak ediyoruz. Vesterlek ürünlerini hiç kullandınız mı şimdiye kadar? Çoğunluk hayır diyor. Yani Vestel'de zaten aydınlatma sektörüne birkaç yıl önce daha yeni girdi evet. Galiba değil mi? Burada çok yenisiniz. Onun için gayet normaldir. 3 yıl olunca. Belki bu seminer sonrasında da belki kullanıcı sayısı biraz daha artar. Çok teşekkür ederiz. Sözü Esra Hanım'a bırakıyorum. Sizlere iyi seminerler diliyorum. Buyurunuz Esra Hanım. Teşekkürler Volkan Bey. Merhabalar, ben öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Esra Öcal. Vestel'de aydınlatma tasarımcısı olarak çalışıyorum. Background'dan biraz bahsetmek gerekirse İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden 2009 yılında mezun oldum. Sonrasında aydınlatma sektöründe çalışmaya başladım. 5 senedir aydınlatma sektöründe çalışıyorum ve bunun 1,5 yılını da Vestel'de birlikte devam ediyorum. Vestel'de devam ediyorum. Sizlere bu haftaki seminerde yol aydınlatma tasarımı üzerinde tasarım sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan bahsetmek isteyeceğim. İki örnek projemiz olan MOSP ve İSTOÇ örnekleri üzerinden sizlere bir sunum hazırladım. Öncelikle yol aydınlatmasının amacı nedir? Yol aydınlatmasının amacı sürücülerin, yayaların konforlu, kaliteli, güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak. Bu nedenle de yönetmeliklerle bu aydınlatmalar belirli kriterlere bağlanmıştır. Bunlara birazdan değineceğim zaten sizlere. Peki sadece sürüş ve yayalar için mi gerekli? Hayır, aynı zamanda kaliteli bir aydınlatma, kriminal suç oranlarında %20, işlenen suçların şiddetinde ise %40 azalmalar olduğunu saptanmıştır yapılan araştırmalara göre.
Peki az önce bahsettiğim gibi bu aydınlatma kriterleri nelerdir? Öncelikle Türkiye'de kullanılan aydınlatma sınıflarından bahsetmek istiyorum. M sınıf olarak adlandırdığımız aydınlatma sınıfları M1 ve M1'den başlayıp M6'ya kadar değişir. M1 aslında en yüksek aydınlatma ihtiyacına sahip sınıftır. Bunlar da şehir bağlantı çevre yolları. M6 ise en düşük aydınlatma ihtiyacına sahip bölge olarak belirlenebilir. Peki bu kriterler neye göre seçim yapılıyor? Yolun tipi, bahsettiğimiz gibi şehir içi yol mu, şehir ana güzergahlar mı, bağlantı yolları mı yoksa yerleşim bölgesindeki yollar mı? Onun dışında yolun karmaşıklığı, kavşak var mı, yonca var mı, yol ayrımları var mı, mevcut mu? Trafik yoğunluğu, ne kadar yoğun olursa o kadar aslında daha çok aydınlatmaya ihtiyaç, dikkat açısından daha çok aydınlatmaya ihtiyaç duyulacaktır. Ve hız sınırı gibi etkenlerden bu aydınlatma sınıfları belirleniyor. Ekranda gördüğünüz tablo üzerinden de zaten bu seçimi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu tablo aynı zamanda TEDAŞ'ın da şartnamesinde, LED aydınlatma şartnamesinde yer alan, geçerli olan bir tablodur. Peki bu sınıfı belirledikten sonra hangi kriterleri sağlaması gerekir bu aydınlatma sınıflarının? Yolun ortalaması, yani 5 tane şartı sağlaması gerekiyor. Bunlar sırasıyla yolun ortalama parıltısı, ortalama düzgünlük, boyuna düzgünlük, bağıl eşik artışı, çevreleme oranı. Yolun ortalama parıltısı dediğimiz bir gözlemci noktası olarak iki direk arasındaki noktalar üzerinden kandela ölçümü yapılıyor, metrekareye düşen kandela ve bunların ortalaması alınıyor. Ortalama düzgünlük ise ortalama parıltının, minimum parıltının ortalamayı parıltıya bölümündeki elde ettiğimiz değer. Boyuna düzgünlük olarak bahsettiğimiz kavramsa her şeridin orta sırasında bulunan gözlemci için o çizgi doğrultusunda elde edilen minimum parıltının maksimum parıltıya oranı. Bağıl eşik artış diye bahsettiğimiz kavramsa fizyolojik kamaşmanın neden olduğu görülebilirlik azalmasının ölçüsüdür. Çevreleme oranı olarak bahsettiğimiz değer ise armatürün bulunduğu yerin arkasında kalan 5 metrelik alanın önünde bulunan, yani kaldırım kısmı olarak bahsettiğimiz alanın önünde bulunan, yani yol kısmında bulunan 5 metrelik alana aydınlık seviyesi olarak bölünür. Değerler bu şekilde sağlanıyor. Peki mevcut LED armatürler öncesinde mevcutta kullanılan sokak armatürleri de hangi lamba çeşitleri kullanılıyor? Buna değinelim biraz da. Yüksek basınçlı civa buharlı armatürler, yüksek basınçlı sodyum buharlı armatürler kullanılıyor. 2006 yılından itibaren yüksek basınçlı civa buharlı armatürlerin kullanımı verim problemi nedeniyle yasaklandı yol aydınlatmalarında. Çünkü göreceğiniz gibi verimleri sodyum buharlı armatüre kıyasla çok daha düşük. Bunlar mevcut civa buharlı armatürler, yüksek basınçlı sodyum buharlı ateşleyicisiz armatürler, lambalarla değişimi sağlandı. Bu da herhangi bir armatürde herhangi bir komponenti, bir parçayı değiştirmeden sadece lamba değişimiyle mümkün. Diğer türlü şeffaf tüp armatürlerde ise şeffaf tüp yüksek basınçlı sodyum buharlı armatürlerde ise yeni bir armatür gereksinimi duyuldu. O yüzden sadece lamba dönüşümü gerektiğinde ateşleyicisiz sodyum buharlı lambalar kullanıldı. Fakat bunların da gördüğünüz gibi ekonomik ömürleri 7000 saat. Şeffaf tüp sodyum buharlı armatürlerin ekonomik ömürleri ise 20000 saat. Bu da bakım maliyetini, armatürlerin ömrü kısa olduğu için, lambaların ömrü kısa olduğu için bakım maliyetlerini artıran nedenlerden. O yüzden yeni kurulan, 2006'dan sonra yeni kurulan tesislerde genellikle yüksek basınçlı sodyum buharlı armatür kullanıldı. Peki aydınlatma hesaplamaları sırasında hangi değerler gerekli? Elimizde hangi değerlerin bulunması gerekiyor ki bir hesaplama yapabilelim? Hangi armatür kullanacağımıza dair. Birazdan sizlere zaten Dielux üzerinden de örnek bir hesaplama yapacağım. Montaj yüksekliği diye bahsettiğimiz şey armatürün yani direk yüksekliği, ne kadar yüksek olduğu direğin. Yol armatür arasındaki mesafe ise ne kadar içeride bu yandaki şekilde de gördüğünüz gibi 2 numaralı
olarak bahsettiğimiz yer armatürün yolun içinde kadar içinde kaldığını gösteriyor. Konsol açısı, konsolun uzunluğu, direkler arası mesafe, yol genişliği ve şerit sayısı bir hesaplama yapmamız için gerekli olan bilgiler. Ayrıca armut direklerin yerleşimi, yani yolun tek tarafına mı yerleştirilmiş, karşılıklı mı yerleştirilmiş veya refüjlü bir yol ise refüj üzerinde çift konsol olarak mı yerleştirilmiş, bunlar dikkat edilmesi gereken noktalar. Bu bilgiler doğrultusunda bir hesaplama yapılabilip doğru armatür seçimi yapılacaktır. Örnek bir hesaplama yapalım. Şehir içi bir yol olsun örneğin bu hesaplamamız. Yerleşim alanlarına girişi sağlıyor. Trafik yoğunluğu normal ve yolun karmaşıklığı yüksek. Bu nedenle aydınlatma sınıfı olarak M3 sınıfı seçmemiz gerekiyor. Az önce size göstermiş olduğum tablodan yola çıkarak. Diğer topladığımız bilgiler ise direkt yüksekliği 8 metre, yol armatür mesafesi 1 metre, konsol açısı 0, konsol uzunluğu 1,5 metre, direkler arası mesafe 40 metre, yolun genişliği 7 metre ve şerit sayısı 2 metre. Bilgilerimizi topladıktan sonra Dialux üzerinden hesaplamaya geçebiliriz. Kademe kademe göstereceğim sizlere. Herhangi bir Dialux dosyası sıfırdan açıldığında çıkan ekran üzerinden yol aydınlatma projesini seçerek ilerleyebilirsiniz. Araç yolunu açılan ekran üzerinden araç yolunu tıkladığımızda yukarıda gördüğünüz sekme açılacaktır ve buradan yol genişliğini 7 metre, şerit sayısını da 2 olarak seçebilirsiniz. Yazabilirsiniz buralara. Bir sonraki aşamada araç yolunun altında kalan sekmede değerlendirme alanı araç yolu kısmından az önce belirlediğimiz M3 aydınlatma sınıfı seçeneğini seçmemiz gerekmektedir. Yukarıda gördüğünüz ok üzerinden menüden seçim yapabilirsiniz. Dialux'te yer alan M1, M2, M3 aydınlatma sınıfları ME1, 2 diye ilerler. Buradan da o yüzden ME3C'yi seçiyoruz ki bizim az önceki tablomuzda yer alan kriterleri bu değerlendirmeye göre alsın. Yolumuzu ve özelliklerini belirledikten sonra armatür eklemeye geliyor sıra. Yukarıda gördüğünüz kutucuk üzerinden tıklayarak armatür seçimimizi yapabiliriz. Ekleme yaptıktan sonra yine menüden aydınlık ışıklık hangi armatürü kullanacaksanız bu armatürün ışıklık dosyasını seçebilirsiniz. Fakat burada ben de mevcut olan tabi Vestel armatürünü seçtim. Eğer siz de kullanmak isterseniz Dialux için de Vestel pluginimiz mevcut. Buradan çeşitli armatürlerimiz arasından Streetlight'ları seçerek siz de hesaplama yapabilirsiniz. Hem offline hem de online kataloğumuz mevcuttur Dialux üzerinde. Armatür seçimi biz burada 90 watt 10.400 lümenlik bir armatür seçimi yaptık. Hemen üstteki sekmede direkt ve taşıyıcı kol özelliklerini girerek hesaplamamıza devam edelim. Taşıyıcı kol uzunluğu diye bahsettiğimiz değer konsol uzunluğu, konsol açısı, sarkma, yol ve armatür arasındaki mesafe diye bahsettiğimiz değer. Ve onun dışında tutturma yüksekliği yani direkt yüksekliği ve direkler arasındaki mesafeye giriyoruz. Armatürlerin yerleşimi tek taraftan olarak seçebiliriz. Bu menüden karşılıklı ise karşılıklı olarak veya çapraz olarak seçimlerimizi yapabiliriz. Bu menüden bunu görebilirsiniz. Sonraki aşamada ekleye basarak armatür yerleşimini sağlıyoruz. Bundan sonra aslında yapacağımız tek şey hesaplamayı sağlayıp sonuçları kontrol etmek. Yukarıda gördüğünüz hesaplama butonuna basarak çıkan pencereden OK dediğinizde armatür sonuçları görünecektir. Sonuçların kontrolü için
alt sekmede yer alan çıktı sekmesini tıklayarak ve burada aydınlatma tekniği sonuçlarını çıktısını tıklayarak sonuçları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ekranda M3 aydınlatma sınıfının sağlaması gereken değerler çıkıyor. Az önceki tablomuzda da yer aldığı gibi ortalama parıltının 1, ortalama yolun düzgünlüğünün 0.4, boyuna düzgünlüğün 0.5, bağlı eşik artışının 15'ten küçük ve çevreleme oranının 0.5 olduğu değerleri sağlaması gerekiyor. Ve bir üstünde de bu armatürle elde ettiğimiz sonuçları görüyoruz. Aşağıda zaten bu koşulları sağlayıp sağlamadığını belli eden tiklerimiz de mevcut. Bu şekilde bir aydınlatma hesabı yaparak durumu sağlayıp sağlamamasına göre doğru armatür seçimi yapılıyor. Westergam aydınlatma armatürlerinden aslında size kısaca bahsetmek istiyorum. Gerekli teknik bilgiyi web sitemizden ve kataloglarımızdan elde edebilirsiniz. Yol aydınlatma armatürlerimiz 4300 Kelvin renk sıcaklığında, 70 CRI değerinde, 115 lümen per watt özellikle aslında TEDAŞ şartnamesinde yer alan bir değer. Etkinlik değerine sahip, 50.000 saat ömürlü, IP66 korumalı ve 4 yıl garantilidir. Kaç çeşit yol aydınlatma armatürümüz var diye bakacak olursak, 47 watt'tan 165 watt aralığında 7 çeşit armatürümüz bulunuyor. Bunların güçlerini ve lümenlerini ekrandan görebilirsiniz. Örnek projelere gelecek olursak, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile başlayalım. Manisa Organize Sanayi Bölgesi şartlam ihale gereği M3 aydınlatma sınıfı değerlerini sağlaması gerektirmektedir. O şekilde şartnamede yer almıştır ve toplam 5 kısımdan oluşmaktadır. Tamam. 900 tane direkt 1300'e yakında armatür bulunmaktadır bu Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ve yaklaşık 50'ye yakın cadde bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi bu bütün caddeleri renkli işaretlenen bu caddeleri her biri teker teker direkt aralıkları, direkt yükseklikleri, yolun genişliği gibi nedenlerle, şerit sayıları gibi nedenlerle teker teker incelenerek bu az önce bahsettiğim örnek hesaplamalar yapılmıştır. Ve bu hesaplamalar sonucunda göreceğiniz gibi örnek hesaplamalar yapıldı. Değerleri sağlayan armatürler seçildi. Değerlerin sağlanmadığı durumdaysa VESTER'in en büyük özelliği olan RGS'nin büyüklüğünden faydalanarak optik ekip yeni lens opsiyonları, yeni güç opsiyonları geliştirdi. Ve bunlarla bütün bu sağlanmayan değerler teker teker sağlanıp gördüğünüz gibi geniş bir güç aralığımız, armatür sayımız oluştu. Kısa bir videomuz var. Size bu ölçümlerle ilgili o videoyu paylaşmak istiyorum. Manisa Organize Sanayi Bölgesi için 4 farklı güçte armatür kullanılmıştır. Bu gördüğünüz yol kriterleri için Efesus ailesinin M2 Plus diye adlandırdığımız 145 wattlık armatür kullanıldı. Ve sonuçlarını ekranda görüyorsunuz.
İkinci kısımda yer alan bu cadde için yol genişliği 7 metre, şerit sayısı 2, direk yüksekliği 13 metre, direkler arasındaki mesafe ise 36 metre. Bu yol için hesaplamaları yaptığımızda gerekli olan armatür 100 wattlık 12.500 lümenlik bu Efesus ailesinden. Üçüncü kısımda yer alan, yol genişliği 16 metre, şerit sayısı 2 metre olan, 2 olan bu yol için yine Efesus ailesinden 145 wattlık bir ürün seçtik. Gördüğünüz gibi yola, direklerin yerleşimi yolun tek tarafından sağlanıyor. Bunun için özel aslında yol genişliği fazla olduğu için, 16 metre olduğu için tek taraftan aydınlatma için optik ekibimiz tarafından, optik tasarım ekibi tarafından yeni lens opsiyonları geliştirildi. Burası refüjlü bir yol, çift yön. Direkt yerleşimleri refüj üzerinde. Direkt başına çift konsol, çift armatür düşüyor. Ve sonuçlar da gördüğünüz gibi alt kısımda yer alıyor. Beşinci kısımda yer alan yine refüjlü bir yol. Ekranda gördüğünüz 12 metre direk yüksekliği, 36 metre direk aralığı mevcut. 125 watt, 14.500 lümen özelliklerinde yine Efesus ailesinden. Sonuçta 4 tip bir armatür kullanıldı. ...90 watt, 100 watt, 125 watt ve 145 watt. Yaptığımız uygulama sonucunda birkaç görseli sizlerle paylaşmak istedim. Az önce simülasyonda izlediğimiz yollar, uygulama gerçekleştirildikten sonra çekilmiş görselleri.
Diğer bir projemiz olan İstoç'tan devam edelim. İstanbul Ticaret, İstoç Ticaret Merkezi İstanbul'da yer alıyor. Gördüğünüz gibi, özet planından da göreceğiniz gibi direkt yerleşimleri, blok yerleşimleri çok düzenli. O yüzden burada farklı olarak 5 tip bölge seçtik. Direkt yüksekliği, direkt arası mesafe ve yolun genişliğini baz alarak 5 farklı bölge seçtik ve buralarda aydınlatma, az önce bahsettiğim süreçteki gibi bir aydınlatma hesabı yaptık. Sonuçta bu 5 farklı tip için, tip yol için 2 tane armatür seçimi gerçekleştirildi. Bunlar 90 watt ve 128 wattlık armatürlerimiz. İstoç'ta mevcutta kullanılan armatürler ise civa buharlı armatürlerdi. Yani çok eski yıllardan kalan aslında armatürlerdi. Ömürlerini çoktan doldurmuş, bakım süresini, bakım yapılmadığı için verimliliği çok düşmüş armatürlerdi. Sonuçta 90 watt ve 128 wattlık ledlerle bu armatürlerin dönüşümü sağlandı. Bu projede aslında sizlere daha çok bu kriterleri sağlayan, hep bahsettiğimiz bu ortalama düzgünlük, boyalı ışık artışı, bunları nasıl hesaplandı, nasıl bir ölçüm yapıldığı sonrasında, uygulama öncesinde ve uygulama sonrasında bağımsız bir kuruluş olan İTÜ'den bir ekip bu ölçümleri sağladı. Bu ölçümlerin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Örnek olarak seçtiğimiz 90 watt armatürün yerleştiği bir sokak üzerinde araç trafiğine kapatılarak, çünkü herhangi bir ekstra bir ışığın olmadığı bir yol üzerinde, ekranda gördüğünüz gibi direkler arasındaki mesafe 57 metre ve yolun genişliği 6.8 metre. İki şeritli bir yol üzerinde ölçümler yapıldı. Bu ölçümler nasıl yapılıyor? 6 metre yol genişliği olduğu için 1'er metre arayla noktalar yerleştirildi. Ve direkler arasındaki yol üzerinde ise 3 metre arayla yine bu ölçüm noktaları işaretlendi. Toplamda 114 noktada parıltı ve aydınlık seviyeleri ölçümleri gerçekleştirildi. Lüminans metre ve lüks metre yardımıyla. İTÜ tarafından verilen raporda 250 watt yüksek basınçlı civa buharlı armatür ile elde edilen değerler, gördüğünüz gibi 0.12 ortalama parıltı değeri ve 0.68 aydınlık düzeyi ölçümleri yapıldı. Bunlar dediğim gibi hem civa buharlı armatürlerin verimsizliği hem de uzun yıllardır bakım yapılmadığından dolayı verim kaybından yaşanan sonuçlar aslında. Bunların dönüşümü 90 watt LED ışık kaynaklarıyla sağlanmıştı. Hemen ölçüm sonrası, yani montaj sonrası yapılan ölçümler olduğu için 1.61 gibi bir ortalama parıltı ve 12.49 lüks ortalaması elde edildi. 57 metre direk aralığına sahip bir sokakta. Peki en altta yer alan değerler neyi ifade ediyor? Normal işletme koşullarında elde edilen değerler. Mevcut armatürlerin yaşamı boyunca bir lümen azalması, %70'e kadar biliyorsunuz o 50 bin saat dediğimiz ömür, verdiği lümen ışığının lümenin %70'e, %30 kayıp yaptığı süre. Bu sürede ve armatürün herhangi bir doğal koşullarından dolayı tozlanma ve benzeri şeylere dikkate alınarak 0.89 katsayısıyla çarpılmış değerleri, bunlar İTÜ yetkilileri tarafından belirlendi. Ve en son olarak raporun sonunda elektrik enerjisi tüketiminde %65 tasarruf sağlanırken aydınlık seviyesinde parıltı değerlerinin düzeylerinde de 10 kattan fazla arttığı görülmektedir. Bunda İTÜ Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Deney Sorumluları tarafından imzalı raporda görebiliriz. Uygulamadan dediğim gibi birkaç örnekler, bir de sizinle İstoç için hazırladığımız videoyu paylaşmak isterim.
an bir teknik aksaklıktan dolayı video sanırım sesli olarak iletilemiyor. Ama birazdan sizlere sesli olarak paylaşılacaktır. Videoda hem armatür montajının, mevcut armatürün demontajı ve armatür montajının sürelerini de göreceksiniz. Yeni yapılan aydınlatmadan memnunuz. Eskiye nazaran daha iyi. Işıklar İstoç esnafı için güzel oldu. Özellikle kışın bayağı karanlık olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorduk. Işıklarla birlikte daha aydınlık oldu, daha güzel oldu. Güvenlik kameraları kullanıyoruz burada. Net görüntü alamıyorduk ama bu yeni ledler sayesinde daha net görüntü alabiliyoruz. Eskiden çok güzel aydınlık vermiyordu burada. Tabii değiştikten sonra daha güzel bir aydınlık almaya başladık. Tabii insanların ve müşterinin giriş çıkışını rahatlatıyor. İstoç'taki yeni aydınlatma direkleri için çok faydalı bir şey. Hırsızlık açısından da gayet güzel bir çalışma. Tebrik ederim. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Çünkü zaten göründüğü gibi sokağı aynı gündüz gibi aydınlatıyor. Teşekkürler dinlediğiniz için. Eğer sorularınız varsa chat bölümüne yazarak ulaşabilirsiniz. Hakan Altınkilit, ortalama lümen değerleri ve boyuna düzgünlük gibi parametreler hakkında tekrar bilgi verebilir misiniz demiş. Parıltı değerleri bahsettiğim, mesela İstoç örneğinden üzerinden gidersek, belirlenen noktalar üzerinde, İstoç'ta 114 adet noktaydı, lümnans metre ile ölçümler yapılarak bu noktalar üzerindeki değerler ölçülüyor ve bunların ortalaması alınıyor. Boyuna düzgünlük ise her bir şeridin ortasında yer alan gözlemci için o şeridin ortasındaki çizgi doğrultusunda yer alan noktaları minimumunun maksimumu oranını, yani bunların düzgünlüğü alınıyor. Bölünerek düzgünlük elde ediliyor. Bunun dışında Murat Eksen, bu 5 değerden herhangi biri sağlanmadığı durumda ne yapmak gerekir diye sormuş. Bahsettiğim gibi mesela bizim Manisa Organize Bölgesi için yaptığımız çalışmada eğer ortalama parıltı değerini sağlıyoruz fakat ortalama düzgünlüğü sağlayamadığımız gibi durumlarda
dediğim gibi lens opsiyonlarını değiştirerek bu ışım yani ışıma eğrilerini değiştirerek doğru aydınlatma, bu kriterleri sağlayan doğru armatürü seçiyoruz. Bunda bahsettiğim gibi Arge'si olan bir firmanın aslında bu kadar kolay ve rahat bir şekilde doğru çözüme ulaşabileceği bir konu aslında. LED armatürlerde konsol açısının sıfır olması mı gerekir? Murat Eksen sormuş. Lens opsiyonları genelde sıfır olması yönünde tasarlandığı için gökyüzüne fazla ışık kaçırmasını sağlamamak için genelde sıfır olarak kullanılması gerekir. Fakat gerekli durumlarda şerit sayısının genişliği, yolun genişliği gibi durumlarda 15 dereceye kadar açılabilir. Gürsel Bey sormuş, yol genişliği ve uzunluğu bilinen yol için aydınlatma yüksekliği ve direk aralığı belirlemek hakkında bilgi verilecek mi? Bu yine Dialux üzerinden optimizasyon yapılarak, optimizasyon seçeneği kullanılarak yapılabilir. Orada da şu an maalesef bilgisayarda Dialux yüklü olmadığı için size gösteremiyorum ama optimizasyon seçeneği tıklandığında belirli koşullar sabitken armatürünüzü seçtiğinizde elde edilebilecek İşte yol aydınlatma direk yüksekliği ve direkler arasındaki mesafeyi optimizasyon yaparak size bildiriyor. Zeki Özdemir fiyatlar konusunda aydınlatabilir misiniz demiş. Vestel'in bölgeler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde LED aydınlatma bayileri bulunmaktadır. Vestel LED aydınlatma kontrolü web sitemizden bayilerimize ulaşabilirsiniz. Buradan fiyat bilgisine ve diğer teknik bilgilere de ulaşabilirsiniz. LED@vestel.com.tr adresine de mail atarak fiyat listemize ulaşabilirsiniz. Bu kadar sanırım sorular. Çok teşekkür ederiz Esra Hanım. Ben teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz gibi hem sunumu hem de güncel kataloğu indirebilirsiniz Vestel'den. Ayrıca bizim size bir sorumuz var son olarak. Seminerinize içeriği yeterli mi diye merak ediyoruz. Bu da kısa bize geri dönüş yaparsan çok seviniriz. Bu arada siz buraya tıklarken bir ses konusunda bir bilgi vereyim. Zaman zaman küçük ses kesikleri oluyor. Bunlar maalesef biz müdahale edemiyoruz. Burada farklı unsurlar vardır. Ama mümkün oldukça lütfen sizler flash oynatıcınızı her zaman güncel tutunuz. Adobe flash oynatıcısını sürekli güncelliyor. Burada en son sürümü kullanmakta fayda vardır. Hem görüntü olarak hem ses olarak çok daha yüksek kalite çıkartabilirsiniz bu şekilde. Evet, geri dönüşünüz için çok teşekkür ederiz. Başka soru da gelmiyor. Daha farklı başka sorularınız soru olursa burada Esra Hanım'ın mail adresi yazıyor. Kendileri de size ulaşabiliriz büyük ihtimalle. Esra Hanım'a yardımcı olacaktır. Burada bir soru geldi Muhammed Lord'dan. Burada yardımcı olabilecek misiniz Esra Hanım? Tabii ki de Dialux üzerinden hesaplamalar üzerinden yapılabilir. Yol genişliği, direk boyu, konsol boy ölçüleri de yer alırsa bahsettiğim hesaplamalar üzerinden yapabiliriz. Dediğim gibi Dialux üzerinden Vestel kataloğumuz da yer alıyor. Oradan armatürlerin ışıma eğrilerine ulaşabilirsiniz. Vestel armatürlerin bunların içinde streetlight'lar da sokak aydınlatmalarımız da yer alıyor. Oradan hesaplamaları Dialux üzerinden sağlayabilirsiniz.
Burada bazı çok ince hesaplı sorular var galiba. Belki her şeyi buradaki sözlü böyle cevaplamak kolay olmuyor. Esra'ma mail attınız lütfen bazı sorularınız hakkında. Size mikrofonu geri dönüş yapacaktır. Belki bir doküman var sizinle paylaşabilir. Tabii ki de. Şurada bir soru görüyorum aslında Emre Bey'in sorusu. İstoç için ortalama düzgünlük 0.31 doğru olduğunu düşünüyor musunuz diye. Evet, değerin altında kalıyor. Fakat öyle 6 metre genişliğindeki bir yol için 57 metre direkt aralıkları standartların çok üzerinde bir direkt aralığı seviyesi. Bu yüzden biz zaten hani yetkililerle konuştuğumuzda, müşteriyle konuştuğumuzda bu durumun direkt aralarındaki mesafenin standartlar dışı olduğunu, sadece LED aydınlatma olarak bahsetmiyorum, civa buharlı armatürlerde de sodyum buharlı armatürler için de standart dışı olduğu bildirilmişti. Ama mevcut armatürlerin yeri korunularak en iyi seviyeler istenildi bizden. Normalde 0.4 seviyesinin altında kalmasına rağmen 0.31 seviyesi en yüksek, en iyi seviye olarak seçilmişti. Bu şekilde müşteriden bu şekilde kabul gördü. Zaten bahsettiğim gibi raporda da yer alan bu 57 metre aralığının çok yüksek olduğuydu. Benim bir sorusu daha burada. Bir de metal halde ile karşılaştırma yapabilir misiniz? Şöyle yapalım isterseniz, benim mail adresimden ulaşırsanız o şekilde size geri dönüş yapabilirim şu an. Metal halde değerlerinin şeyleri elimde değil, mevcut değil. Size o şekilde geri dönüş sağlayabilirim. Şükrü Bey. Bu şekilde sanırım. Biraz daha bekleyelim. Ben teşekkür ederim. Bu arada beklerken hatırlatayım, biz seminerimizin bütün kayıtlarını da yapıyoruz. Birkaç hafta içinde aynı zamanda kaydı tekrar bu portalımızdan izleyebileceksiniz. Bunu bültenlerimiz üzerinden size duyuracağız. Galiba bu kadar. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir soru daha geldi. Kontrol sistemleri opsiyonel olarak talep edilebilir. Bunlar bahsettiğim o PLC kontrol ve wireless iletişim ile ilgili teknik detayları ledetmestan.com.tr adresinden talep ederek ulaşabilirsiniz. LED aydınlatması, Zeki Bey sormuş, LED aydınlatması sadece sokak aydınlatması üzerine mi? Hayır, iç aydınlatma, cephe aydınlatması, mimari aydınlatma ve sokak aydınlatması üzerine, fabrikalarda yüksek tavan armatürleri üzerine armatürlerimiz mevcuttur. Web sitemizden kataloğumuza ulaşabilirsiniz veya ekrandan 2014 kataloğumuzu indirebilirsiniz. Burada ürün çeşitliliğimizi göreceksiniz. Ömer Bey sormuş, Manisa İstoç dışında yaptığı büyük aydınlatma projeleri var mı Vestel'in? Başka büyük projeleriniz oldu mu? Tabii ki de. Burada süre kısıtlılığı nedeniyle sadece Manisa ve İstoç bölgesini aldık. Ama çeşitli organize sanayi bölgelerinden yaptığımız ufak büyük çapta projeler mevcut. Yapılmaya da devam ediliyor. Onun dışında bir çevre aydınlatma, yani şehir içi bir yol aydınlatması olarak bir pilot bölge seçimi yapıldı. Burada da aydınlatma yapılıyor Eskişehir'de. Bunun da sonuçlarını ilerleyen seminerlerde belki sizlerle paylaşırız. Osman Bey'in bir sorusu var. Smart Road Light hakkında. Siz burada yanıt verebilirsiniz, emin değilim. Ben bir kısa bilgi vereyim sizlere. Bizim gönderdiğimiz bültenimize kısa bir cevap yazarsanız bize seminer taleplerinizi iletiniz lütfen. Hangi konu hakkında, hangi partnerin bir seminer istediğinize dair. Biz çünkü şu an partnerlerimiz 2015 yılı için çalışmalara başladık ve yeni program hazırlamaya başladık şu anda. Ve sizler de özel bir seminer isterseniz bunları mutlaka bizim partnerimizden paylaşacağız. Sertifikasyonlar için şu an birebir sertifikasyon listesini bilmiyorum. Tabii ki de Vestel'in
yüzün üzerinde ülkeye ihracat yaptığı bir gerçek var. Rusya ülkeleri de bunlardan biri. Bu ürün bazında spesifik sertifikasyon sorularınız için dediğim gibi web sitesinden veya mail adresi üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Galiba bu kadardır. O zaman herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Odayı biraz daha açık tutacağız. Dostları rahat indirebilmeniz için. Bir dahaki seminerde görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Hoşça kalın. Teşekkürler.